Herkese Milyon TV ekranlarından merhaba. Bugün bahsettiğimiz afişlerimizi gördüğünüz üzere sevgili Oğuz Saral konuğum. Nasılsın Oğuz? Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Vallahi heyecanla bekledik seni. Ben de çok heyecanlıydım. Sabah çok erken uyandım hatta buraya geleceğim diye. Size özel hazırlandım zaten. Bakalım Harika. nasıl geçecek program. Çok keyifli geçeceğine Evet, inanıyorum. Kuliste de enerjim çünkü çok güzel. konuştuk bir de. Enerjimiz de tuttu. Çok iyi. Biz de bir de senin projeni de çok seviyoruz. Heves Çok yeni teşekkür çıkardığın ederim. Sağ şarkın. olun. Ona da değineceğiz ama onun öncesinde bir hoş geldin demek istedim. Evet, çok Teşekkürler. şık görünüyorsun. Resmen. Teşekkür ederim. Bayıldım ama bu genel olarak herkese özel bir şey sanırım. Her programda bakıyorum çok güzel giyiniyorsun. Evet, çünkü her gittiğim programa yani beni seven, beni davet eden herkese çok değer veriyorum. Bu yüzden de hani herkese özel hazırlanıyorum. Mesela buraya programa gelmeden önce bakıyorum hani oradaki insanlar, ortam nasıl, ışıklar nasıl, insanlar nasıl, kişiliklerin. Hani sen renkli bir kişiliksin mesela. Oradan senin profiline falan da baktım. Stylingçime gittim. Mesela anlatıyorum hani şöyle olsun, böyle olsun diye anlattım. Renkli bir şeyler istiyorum dedim. Sağ olsun zaten onlar beni çok güzel giydirdikleri için. Evet, bayağı güzel giyiniyorsun. Sormak istedim. Hatta konuya girmişken yardım alıyorsun ama değil mi giyinme konusunda? Kesinlikle profesyonel yardım alıyorum. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum Tabii isim ama verebilirsin. Marka olmadığı sürece. Gece Store'la çalışıyorum. Gece bana çok destek veriyor zaten. Birçok sanatçıyı da giydiriyorlar. Hani onlarla çok mutluyum. Çünkü tam tarzıma uygun şeyler. Mesela istediğim her şeyi bulabiliyorum. Mesela buraya geliyorum. Renkli istiyorum. Burası hani. Farklı tarafa gidiyorum. Hani burası böyle olsun. Bir geceye gidiyorsun. Hani profesyonel yardım almak her zaman iyidir Değil yani. mi? Her işin profesyoneliyle Aynen. Herkes yapmamız. işini yapmalı bence. Aynen öyle. Sen de işini çok güzel yapıyorsun. Yeni şarkın hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel, çok başarılı bir proje. Çok keyifli olmuş. Klip ayrı, sözler ayrı. Emre Kaya destekli çıktın. Kesinlikle Emre evet. Kaya imzası taşıyor şarkı. Evet. Sen de çok güzel yorumlamışsın. Çok teşekkür ederim. Projeden detaylı bahsetmek istiyorum Tabii ama onun ki. öncesinde bir izleyelim, sonra üstüne konuşalım olur mu? Çok sorum var Kesinlikle. sana. Çok anlatacağım şeyler Tamam. var. O zaman klibimizi izleyelim, üstüne hemen konuşalım. Siz ekranların başında izlediniz. Biz de şarkı arasında burada bayağı bir söyledik, oynadık, yorulduk, oturduk dedi sevgili Oğuz. Yoruldum. Beni Gerçekten öyle oldu. yordun. Bayağı bir dans ettik burada arkada. Çok keyifli. Kendi şarkısında bu kadar çok eğlenen bir kişi yoktur Ben de herhalde. görmedim desem yalan olmazdı. Gerçekten çok eğlendim. Burada da bağıra bağıra söyledim bize. Aynen. Ya Çok çok iyi. seviyorum. Hani gerçekten hani özel yazıldı bu şarkı zaten. Emre Kaya hani gerçekten mesela ben konuya ben direkt girdim. Sen sormadan Evet, giriyorum dinlemek ama istiyorum. Çok özür dilerim. sevinirim. Hani Estağfurullah. mesela ben bu şarkının nasıl diyeyim? Çok güzel bir hatırası var bende. Ben her zaman böyle eğlenceli bir şarkım olsun. Hani renkli kişiliğim ben. Mesela her zaman gülmeyi severim. İnsanlara samimiyeti severim. Mesela sosyal medyada da öyledir. Hani herkes benimle konuşabilir. Yani gördüğüm herkese cevap verebilirim. Hani bu benim kişiliğim de şarkıma yansısın istedim. Biliyorsun piyasada yani çok nadir üretici insanlar var. Hani bestesi, sözü hani hit olan insanlar çok azdır. Bunların içinde de Emre Kaya var. Yani birçok sanatçı var. Sezen Aksu var, Gülşen var, ondan sonra Tan var. Hani birçok kişi var ama ben ilk önceliğim hani Emre Kaya ile olsun istedim. Çok istiyordum hani. O da bazı olaylar gerçekleşti. Gizem Demir'le tanıştım. Ve onunla tanıştıktan sonra hayatım değişti. Beni Emre Kaya ile tanıştırdı. Bütün yapmak istediklerimi Emre Kaya'ya birebir anlattım bu şekilde. O da sağ olsun hani beni sabırla dinledi. Çünkü ben o kadar çok konuştum ki orada. Ondan sonra şey dedi. Hani evet bir şarkı yapalım ama hani bir şarkı alıp gitme. Ben sana şarkıyı özel yazayım. Çünkü sen gerçekten renkli bir kişiliksin. Hani senin rengine uygun bir şarkı olsun. Hani hit olur hiç yoktan. Üstüne bir gömlek gibi giyersin, çıkarsın. Aynen öyle. Bekledim sabırla Emre Kaya'nın şarkıyı bitirmesini, yapmasını. Yaptı, bitirdi. Sağ olsun gittim. Dinlediğim dakika zaten bu şekilde az önceki gibi oynamaya Oynadım. başladım. Ondan sonra böyle devam etti ve gerçekten büyük bir şanstı benim için. İyi olmuş yani, iyi bir isimle çalışman Evet. senin için iyi olmuş ve seni de çok güzel anlatan, dediğin gibi hareketli bir Evet. şarkı, sen de hareketli, enerjik bir kişiliksin. Fena. Şarkıyla bayağı bir bütünleşmişsin Oğuz, bayıldım yani Çok enerjine teşekkür ve bu ederim. yaptığın işe de yansımış. Bir yandan da klibe dönmek istiyorum. Klip de Tamam. çok keyifli. Yönetmenliğini kim yaptı? Nasıl geçti? Böyle var mı klip anıların bize anlatabileceğin? Var. Nasıl hani şimdi herkesin bir hayali vardır.
Allah herkesin hayallerinin gerçekleşmesini amin. Nasip Buradan etsin. Amin. Buradan o içten bir dilekle amin diyorum. Ya benim hayalim tamam şarkı istediğim gibi oldu ama ekstra klibim de hani renkli olsun. Sevdiğim insan hani böyle bir konu mankeni gelsin, oynasın, gitsin kafası olsun istemedim. Şey istedim hani böyle klibimdeki insanları tanıyayım ki hepimizin enerjisi yansın. Hayatımda ilk kez yönetmenlik yaptım. İlk projemin klibini ben kendim yönettim. Tabii onun da ayrı bir gururu var ama klipte oynayanların hepsi arkadaşım, dostumdu. En samimi arkadaşlarım da içinde vardı. Yani biz normal böyle evde gitar çalarsın, şarkı söylersin. Orada da o şekilde. Hem eğlendik, hem klip çektik. Yani bilmiyorum, çok güzel geçti. Evet, şunun altını çizmek istiyorum. Yönetmenlik sana ait. Evet. Nasıl gelişti, nasıl oldu? Ben mi çekeceğim dedin şarkının klibini? Yoksa hep var mıydı içinde böyle bir şey? Ya o şöyle oldu aslında. Evet böyle bir hayalim vardı ama ben bu hayalimin gerçekleşeceğinden de çok emin değildim. Niye değildim? Çünkü tamam bu kadar güçlü bir projeyle çıktım. Bu kadar güzel şarkı hazırlandı. Aranjörüm Osman Çetin. Çok iyi bir aranjörle Aynen. çalıştım. Söz müzik beste çok iyi bir sanatçıdan Emre Kaya'dan. Şimdi klibi şimdi ben biliyorsunuz daha yeni çıkıyorum. Hani ilk yönetmenliğim olacak. Hiç yapmadım. Hiçbir deneyimim yoktu. Menajerim Gizem Hanım'la konuştum ben bunu. Gizem de beni destekledi, onayladı, yapabilirsin dedi. Gerçekten çok destek oldu bana. Onun kurduğu ekiple hep beraber bütünleştik ve bu klip ortaya çıktı yani. Çok güzel olmuş. Tek Doğru da başıma karar yapmadım sonuçta. verilmiş Büyük bir bence. destekle yaptım. Tabii ama bu da güzel bir şey. İlk projende kendi Evet. imzanı taşıyan bir klip yapabilmek. Kesinlikle. Çok güzel olmuş ya. Evet. Vallahi bayıldım. Ne diyeyim ki? Bayağı da başarılı olmuşsun. Evet, sağ ol. Darısı diğer projelerine mi demek lazım? Sen söyle, var mı diğer projeler? Vardır Var. da yakında bir şeyler var mı? Aslında iki şarkıyla çıktım ben. Diğer şarkım da Emre Kaya imzalı. Slow şarkım var benim Ağla diye. Daha bunun klibi çekilecek Allah nasip ederse. Ve bu şöyle olacak aslında. Bu da bu renkli ya hani. O slow çok aşırı duygusal bir Evet. şarkı. Onda da nasıl bunda eğlencemi yansıttıysam bütün duygularımı. Hani bütün o aşk acısı çeken insanlara Burada ne anlatan bir kadar şarkı. hareketliysem diyorsun, orada o kadar üzünlü olacağım. Kesinlikle öyle. Orada da bütün duygularımı yansıtmak için güzel bir senaryo, güzel şeyler düşünmeye başladım ama bu daha önümüzde biraz zamanı var Tabii daha bunun. bu çok yeni. Evet, heves hak ettiği yere bir gelsin Değil önce. mi? Sonra ikincisi de Kesinlikle. bomba gibi gelecek Evet. diyorsun. Peki o ikincisini yönetmenliği de düşünüyor musun? Ben yapacağım diyor musun? Ya şöyle diyeyim aslında ya düşünüyorum ama tabii ki bu o zamanki zaman ne getirir? Tabii ki. Hani o zamanki şartlar nasıl olur bilmiyorum ama düşünüyorum. Hiç yoktan yönetmenliğini yapmasam bile senaryosunda bir elim olsun istiyorum yani. Anladığım kadarıyla biraz da şey var. İşte bir projenin içinde sadece söyleyeyim çıkayım değil. Yok. Her detayına, kıyafetinden, işte yönetmenliğinden her şeye bakıyorsun anladığım kadarıyla. Üstünde çok duruyorsun. Biraz takıntılıyım. Nasıl Bu iş takıntılıyım? için güzel bir şey aslında takıntı olup düzgün bir proje çıkarabilmek. Çalışmadan hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü yani bilgili gitmek daha farklı, bilgisiz gitmek daha farklı. Tamam doğaçlama her zaman güzeldir ama bazen de bir şeyi bilerek yapmak daha mantıklıdır bence. Mesela dediğim gibi az önce hani buraya gelirken bile bakıyorum, izliyorum insanların rengini, stüdyonuzun rengine bakıyorum mesela hani. Ona uygun olsun hani absürt durmak istemiyorum açıkçası. O yüzden de müzik de öyle olsun, sahne de mesela sahne tekliflerimiz var. Başlayacağız mesela onlara bakıyorum hani gelen tekliflere bakıyorum hani oranın videolarına bakıyorum hani nedir neyin istedim. Detaycıyım yani değişik bir kafam var herhalde. Bu güzel bir şey aslında detaycı olabilmek. Güzel İşinin hiç. üstüne titremek çok ayrı bir olay. Yani hani baştan salma bir şey yapmıyorsun, emek harcıyorsun, Kesinlikle. işte üstünde duruyorsun. Evet. Bu aradığımız şey bizde çünkü neden aradığımız şey yaptığın iş anlaşılıyor. Kesinlikle. Yani biz bu şarkıları yayınladığımızda baktığımızda hani bu işe ne kadar emek verildiği, ne kadar üstünde zaman geçirildiği görüyoruz ve zaten izlenmelerden de anlaşılıyor. Evet, doğru Senin söylüyorsun. şarkın bayağı bir iyi gidiyor. Çok iyi Dinlenmesi de gidiyor. iyi gidiyor. Geri dönüşleri nasıl? Sen söyle bize. Ya geri dönüşleri aslında hani evet herkes hayal kurar, herkes milyonlara ulaşmak ister. Ama hemen bu kadar kısa sürede böyle hani insanlardan çok güzel tepkiler almak yani çok nadir insanlara denk geliyordur. Belki ben de onlardan biri oldum. 15-20 günde sokakta tanımaya başladılar. İşte bu muhteşem. Ondan sonra ben de fotoğraf çekilmek isteyen dostlarla karşılaştım. Şarkımı denk geldim, duydum. Ekranda gördüm. Televizyonda, radyolarda denk geldim.
denk gelenlerin paylaşması tabii ki hani radyolara bağlanıyorum mesela. Oralarda gelen mesajlar. Hani herkes çok samimi, herkes çok beğendi. Ve ben de bu beğenileri aldıkça daha da güçleniyorum. Hani onlar sayesinde güçleniyorum aslında. Hani yaptığım işin ne kadar doğru olduğunu evet biliyordum ama onlarla tescilliyorum aslında bunu. Harika, ne güzel. Peki bu işin biraz başına dönmek istiyorum. Tamam. Nasıl başladı bu müzik tutkusu sende? Hani böyle hep anlatırlar ya, çocukken elime tara kaldı, mikrofon gibi şarkı. Sende de gerçekten öyle mi Orada oldu? Oğuz yatıyormuşum. bize doğruyu söyle. Bu işin perde arkası bu mu gerçekten? Koltuğa uzanıp psikolog Evet, eşliğinde şimdi geçmişe soruyoruz. dönüyoruz. Geçmişe dönüyoruz. Ya geçmişe dönersek çıkamayız işin içinden ama sana böyle kısa kısa anlatabilirim. Ya her müzisyenin hayatında vardır o taraklarla şu Doğru yani o annelerimizden, muhabbet. evet. Gerçekten doğru. Harika. Annelerimizden şu fırçalı tarakları vardır böyle telli Evet. telli onlar, kumandalar. Bunlarla hep böyle kendimize mikrofon yapıp şarkı söyleriz genelde. Benim de başıma bunlar gelmiştir. Ya da küçükken annem hadi teyzene halana bir şarkı söyle kafası çok olurdu. Babaannem genelde ilahi söyletirdi. Gerçekten Aynen. ilahi de söyledin. Harika, çok Tabii iyi. herkesin mesela kafasına göre mesela o ilahi seviyor, o pop sever, o arabesk sever. Herkesin tarzına göre Tarzına göre söylerdim yani. yorumluyorsun. Evet. Güzel olmuş bence bu olay. Yani bu şekilde ilerledi. Onlar özendirdi beni. Aa, çok iyi söylüyor. Utanırdım ben falan. Annem şey yapardı. Mesela evde böyle o zamanlar kaset çalarlar, teypler vardı. Annem böyle kaseti koyardı, hadi şarkı söyle. Ben de hemen başlardım. O zamanlar Yonca Evcimik hastasıydım. Onun şarkılarını söylerdim. Annem kasete çekerdi falan. Hala kayıtlarımız da durur bu arada. Harika. Keşke verseydin de görüntüleri Keşke ya. VTR yapsaydık. Bak hiç aklıma gelmedi. Annem onların hepsini kayıt almış ve hala saklar böyle. Yani böyle başladı. Ondan sonra ilkokulda müzik eğitimlerim çok iyi gitmeye başladı. Ortaokul, lise derken ilerlettim. Korolara katıldım. Ondan sonra arkadaş ortamım hep müzisyenler oldu. Beraber müzikler yapmak istedik. Ama benim mesela şey olmadı mesela hani yaparlar ya internete gitar çalarsın, atarsın, şarkı söylersin, sahne yaparsın. Ben hiç böyle sosyal medyayı çok kullanan bir insan değildim. Genelde arkadaşlarım çeker atarlardı. Ben böyle hani sıradan yani internetle çok arası olan bir insan değildim. Korolara falan gittim. Kendimi geliştirdim. Ayrıca halk oyunlarına gittim bu arada ben. Wow. Gaziantep Devlet Konservatuarı sınavlarına girdim ben. Aa, çok iyi. Halk oyunları bölümünü kazandım. Orada bir süre devam ettikten sonra transfer oldum. Bir yılda transfer oluyor. Gaziantep'e geçtim. Ailem çünkü Gaziantep'te yaşıyordu benim. Orada devam ettim. Yarışmalara, derecelere girdim. Vay canına. Ondan sonra Sonra? TRT çekimlerine falan katıldı. Oo, bayağı bir ilerlemişsin. Ya Harika. aslında ritmin olduğu her yerde olmaya çalıştım. Kulaktan gelen bir şey bu sanırım. Ben Olabilir. Hani yetenek diye adlandırılıyor ama evet biraz da sevmek de lazım sevmek. aslında ama benim en sevdiğim şey müzikti. Bazen hani müziğe çok sadakatsizlik yaptım. Müziği çok erteledim. Hani çok bıraktım. Halk oyunlarına gittim. Dansa gittim. Onu yaptım, bunu yaptım ama evet çok üstüne düşmedim ama son birkaç yıldan beri artık böyle bu işin içinde gerçekten bunu yapmak istediğimi bildiğim için de daha çok abandım. İyi yapmışsın. Bizim de böyle güzel seslere, güzel şarkılara ihtiyacımız tam da olduğu zamanda geldin, girdin. Evet. Pandemi vardı biliyorsun. Evet, Virüslerle hala kesinlikle. mücadele ediyoruz. Evet. Sen de atlattın. Basında da Evet. yer aldı birçok haberde. Evet. Bayağı da böyle bir olay oldu hatta. Ya o zaten. Biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun atlattın. Çok Nasıl bir teşekkür ederim. süreçti? Ne söylemek istersin konuyla ilgili? Ya o kadar sıkıntılı bir süreç ki gerçekten hani bu haberlerde ya da sosyal medyalarda görüyoruz. Teması hani koruyun, maske kullanın, işte dezenfaktan. İnsanlar bunu çok dikkate almıyor. Ben diyorum bazen kendime kızıyorum hani. Acaba ben de mi dikkate almadım diyorum. Ondan sonra bakıyorum maske kullanıyorum. Hani genelde temasta hani o arayı açmıyorum hani kapatmıyorum ama dikkat etmeme rağmen bana bulaştıysa dikkat etmeyen insanlara kızıyorum. Çok kızıyorum çünkü hani gerçekten bu çok ciddi bir mesele. Hani devlet bangır bangır haberlerden bağırıyor Sağlık Bakanımız. Başıma geldi bir fotoğraf çekiminde oldu büyük bir ihtimal. Çünkü fotoğraf çekiminden sonra hastalandım Hadi ben. ya. Albüm kapak resimlerim çekiliyordu. Yok pardon dış çekim yapılıyordu. O süreçte herhalde hastalandım. Zaten bir iki gün içinde kendimde bir halsizlik hissettim. Sıkıntılarım, problemlerim olmaya başladı böyle. Hani koku gitti, tat gitti.
terlemeler başladı. Ben anladım. Yani direkt korona Oldum olduğumu dedin yani. anladım Bütün yani. belirtiler var. Aynen. Sağ olsun hastanede çalışan arkadaşımı aradım. Hemen geldi dedi zaten bütün belirtileri yaşadığımı söyleyince. Gittim hemen testi verdim. Ertesi günde zaten test sonucum pozitif çıktı. Zaten pozitif olmasını bekliyordum. Direkt ben tedavi sürecine geçtim. Evde tedavi oldum bu arada. Tedavi süreci evet biraz sıkıntılı. Şiddetli baş ağrıları, karın ağrısı. Hani halsizlik, kemik, eklem yerlerinin ağrısı hani çok kötüydü ama atlattım. O korkuyu gerçekten yaşadım. Çünkü milyonlarca insan öldü. Bir sürü Evet. insan bununla enfekte oldu ve çok sıkıntı yaşadı. Çok korktum açıkçası yani. Ağır at, yani çok ağır atlatmamışsın anladığım kadarıyla. Yani çok şükür evde Evet. geçirebildiğim bir süreçmiş. Evet, Kimileri kesinlikle. çok daha ağır atlatıyor. Evet. Tekrar vallahi çok geçmiş Çok olsun. teşekkür ederim. Bu yüzden herkes çok dikkat Aynen. etsin bu Senin konu de aracılığınla hakkında. ekstra söyleyelim. Herkes çok dikkat etsin. Evet. Mesafe uysun, maske Maske. taksın. Çok Kesinlikle. önemli bunlar, aman ihmal etmeyin diyelim. Evet. Evet, günümüze şöyle biraz daha güzel tarafa dönmek Tamam. istiyorum. Bu haberi de konuştuğumuza göre diyorum. Geçtiğimiz günlerde bir jüri üyeliğin vardı Best Model'da. Evet. Hemen ona dönmek Maşallah istiyorum. her şeyden de haberim Herhalde takip var. ediyoruz tabii ki. Nasıldı? Kimler birinci oldu? Bize biraz böyle bahseder misin? Biz biliyoruz ama böyle senden duyalım istedik. Ya hayatımdaki yaptığım en güzel deneyimdi bence bu. Gerçekten mi? Büyük bir tesadüftü aslında, büyük bir şanstı. Yani çok güzel bir platformdu zaten, çok güzel bir yarışma ki zaten dünya biliyor artık. Dünya aynen öyle. Kesinlikle. Yarışmacılar da çok iyiydi. Ya şöyle bir şey oldu. O gün zaten çok güzel bir arkadaşımız birinci oldu 15 yaşında. Evet, o da bayağı bir şaşı. 15 yaşında. 18 yaş kuralı var diye biliyordum ama yok mu? Ya oraları tam anlamıyla şimdi biliyorum dersem sallamış olurum Aha. ama ailesiyle geldiği sürece herhalde bir Anladım. sıkıntı Demek ki öyle. yaşanmıyor. Hani bilmediğim için Evet. soruyorum. Ben de senin gibi bilmiyorum. Sen de az değilsin. Yok, hiç öyle bir niyetim yok. Gerçekten belki biliyorsundur diye sordum. Gerçekten bilmiyorum onu. Ama tabii ki ailesinin izni olmadığında gelip o platformda kendini gösteremezdi. Evet birinci oldu. Hak etti mi? Hak etti. Ama orada hak eden insanlar da vardı. Mesela yüz güzeli seçildi. Evet, onu da duydum. Çok güzel Ya bir yüzü var. Zaten evet. seçilmiş ama bir de ekstra söyleyelim, yüz güzel olmuş. İsmi neydi? Bilmiyorum Aleyna Deniz. açıkçası. Aleyna Aleyna Deniz. Deniz. Yani çok sevdim. Çok tatlı bir kız. Gerçekten çok güzel. Yani gönlümün birincisi diyebilirim. Çünkü gerçekten hak ediyordu. Yani sağlık olsun diyorum ama şunu söyleyebilirim. Birinci arkadaşımız da hak etti. İkinci de hak etti. Üçüncü de hak etti ama bence bu işte evet duruş, yürüyüş, hani Hı. askı, hani her şey çok Her önemli şey bir ama bütün, değil mi? benim kendi öz fikrimi söyleyeyim sana. Yüz çok önemli. Hı. İnsan yüzüyle kendini gösteriyor çünkü. O yüzden bence de gerçekten çok doğru bir seçim yapmışız jüri olarak. Oradaki en güzel yüz Aleyna'daydı. Doğru bir karar, doğru bir tercih. Sevgili Ve Aleyna'yı da hak analım etti. böylece. Yani gerçekten güzel bir yarışmaydı. Hak eden insanlar gerçekten hani tacını alan da olsun, yüz güzeli seçilen arkadaşım Aleyna da olsun, diğer arkadaşlar da olsun. Herkes hak etti ödülü aldığını düşünüyorum bence. Peki senin en yüksek puanı verdiğin isim mi birinci oldu, yoksa yüz güzel olana mı daha yüksek puan verdin? Biraz arkaları soralım. Ya şimdi o kadar detay giriyor ki eyvah. Şimdi oradaki oy verdiğim arkadaşların birçoğu da beni Instagram'dan takip ediyor. Bu arada Ha. sen herkese arama açmayı düşünüyorsun ama dürüst Hiç öyle bir olacağım. fikrim yok. Çok Dürüst merak ettik olacağım. açıkçası. Yüzü çok güzel olduğu için Aleyna'ya 12 verdim bir kere. Gerçekten hak ediyordu. Daha fazla puan olsa gene verirdim. Birinci olan arkadaşa da 11 puan verdim. O da hak ediyordu. Fizik olarak hak ediyordu. Ama Aleyna'nın yüzü daha güzeldi diyormuşum. Buradan beni taşlıyorlarmış. Biraz sonra buradan çıkınca telefonlar Eyvah. susmuyor. Yani oradaki en güzel yüz Aleyna olduğu için ben yüze bakarım. Hani fizik evet önemli. Aleyna'nın da fiziği zaten çok güzeldi. Ama benim için ilk baktığım bir kadında en önce baktığım yer yüzdür benim. Aleyna'ya baktım yüzüydü. 12 puan verdim. Kıyafetler de çok yakışıyordu. Çok güzel taşıyordu. Birinci olan arkadaşa, yani tacı alan arkadaşa da baktım. Hem fizik olarak çok iyiydi, hem boy olarak çok güzeldi, hem de kıyafet çok güzel taşıyordu. O yüzden verdim ona da o puanı. Hani diğer arkadaşlara da hani olduğu kadar Olduğu kadar bir olmadığı verdiğimde oldu kader mi demek? itiraf ediyorum. Gerçekten hani Gerçekten mi? askısı iyi olmayan arkadaşlar da bir iki tane vardı.
Ama bunu da yapacak bir şey yok. Çünkü oradaki insanların hakkını yemiş olurdum eğer onlara yüksek vermiş olsaydım. Tabii ki. Bu şekilde gitti yani. Yani puanlama bu şekilde oldu. Buradan da arka yüzünü puanlamanın gördük. Eyvah. Eyvah buradan. Oğuz'u biraz Ama zor duruma pişman soksak da. değilim. Aynen öyle, şaka bir yana Çünkü değilsindir tabii ki. ben de şey var bu arada Buse. Mesela senle oturdum ya. Hemen kişi analizim hemen olur benim. Hemen Mesela bu çözüyorsun. insan şunu yapabilir, bu insan şunu yapabilir. Ya da bu insanın evet çok güzel bir şey olabilir. Oraya baktığında mesela birincilik tacını aldı. Öbürü güzel, yüz güzeli seçildi. Öbürü bilmem fizik güzeli seçildi. Ama benim oradaki favorim bak bunu bir kenara yazın tarihe. Mesela yüz güzeli Aleyna Deniz demiştim. Evet. Aleyna Deniz bak göreceksin çok iyi yerlere gelecek. Çünkü hani ekranlara çıktığında bir dizi ya da bir film ya da bir reklamda insan hani biraz da yüze bakıyor. Hani benim algım bu aslında hani. Doğru bir algı. Ben de orada olsam aynı algıyla yaklaşırdım açıkçası. Yani ben de öyle yaklaşırdım. O Herhalde yüzden. yüze Mesela bakardım diye. geldim sana ne dedim? Ne kadar güzelsin. Bana 12 verir miydin diyeyim. Sana Teşekkür ederim. 12 verirdim. Boy var, Oğuz. yüz var. Yalan söylemiyorum. Oğuz lütfen. Ya şimdi bak Tamam, dürüst olayım. teşekkür ederim. Aleyna tabii ki. Yani Hani hak kesinlikle. etti yani Türkiye geri ama. Hani sen o yarışmada değilsin. Şimdi karıştırma ortalığı. Tamam, sustum. Tamam, bu konuyu burada susuyorum ben. Neyse, güzel yorumlar aldık Oğuz'dan. Yakında başka yerlerde jüri Evet. üyesi olarak görsen şaşırma. Haber ver de katılayım hemen. Nerede jüri üyesi O yapıyorsun? zaman bu sefer torpil yapıyordu diyecekler. Daha önce bunu konuşmuşlardı diyecekler. Bak kanka. Kesin bak, şu andan sonra hiçbir ihtimalimiz yok artık. Her türlü torpil Ama derler. maşallahın var. Allah sahibine Teşekkür ederim. başlasın. Gerçekten güzel bir kızsın. Enerjin de çok güzel. Kişiliğin de ruhunla. Teşekkür ederim. Senin de aynen öyle. Teşekkür Bunlar ederim. yansıdığı için öyle duruyor Evet. aslında. Ben de o enerjiyi aldım gerçekten senden. Evet, hemen şöyle bir sorularıma da bir yandan bakmak istiyorum. Peki şu an günümüz müzik piyasası hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? İşte yeni çıkan şarkılar var. İşte eskilerden gelen şarkılar var. Bir sürü cover var. İşte, ne düşünüyorsun? Biraz böyle fikrini almak istiyorum. Yani şunu söyleyeyim. Müzik evrenseldir. Herkes her istediğini yapabilir. Herkes her telden söyleyebilir. Hani o konuda hani iyi ya da kötü yorum yapma gibi bir lüksüm yok. Çünkü dediğimiz gibi evrensel olduğu için herkes her şeyi yapabiliyor. O yüzden de her yapana, her değişik ritme, her değişik melodiye saygım var. Hani herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Hani yani şu çok kötü, bu çok iyi dediğim bir proje görmedim ben. Sadece tutmayan proje vardır ya tutmayan şarkı vardır ya da tutmayan insanlar vardır. Renk hani önemli birazcık da. O yüzden bence Türkiye için konuşabilirsek Tabii. eğer Türkiye'nin gidişatı bence güzel. Çünkü çok güzel sanatçılarımız var. Çok güzel üreten insanlar var piyasada. Ve onlar var olduğu sürece de bence Türk pop, arabesk, ondan sonra rap, halk müziği, sanat müziği çok güzel bir şekilde ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek bence. Peki şu an günümüzde en çok mesela şey konuşuyor, rap, işte trap. Bu Evet. konu hakkında ne Ya düşünüyorsun? bu konuyla bütün rapçileri benim başıma bela edeceksiniz yakında. Çok merak Gerçekten. ettim şu an. Neden herkes bana bunu sorar acaba? Bilmem, belki böyle bir hani o konuda elektrik aldık diye. Bak. Arkasından şey geliyor. Rap Tamam. projesi düşünüyor Daha musunuz? önceki bir yayında da arkasında duracağım söylediğimi. Çok sevinirim. Rap müzik çok fazla seven bir insan değilim. Eyvah, manşet. Yani o şekilde değil aslında. Bak burasını, burayı da ekleyin ama bak. Kestik, program bitti diyormuşum. Biz istediğimizi aldık. Çünkü eskiden rap dinlediğimde sıkılırdım ben. Yani o yüzden rap'e karşı böyle bir antipatim vardı. Ama son birkaç yıldan beri o kadar güzel rap R&B şarkılar çıktı ki beni rap'in içine koydular resmen. Mesela hani şu an bakıyorum çok güzel sanatçılarımız var. Hani ben daha önce şey derdim hep yabancılar rap daha iyi yapıyor. Türkiye'de yapıldı mı sıkılıyordum. Ama şimdi o kadar güzel rapçiler gündeme geldi ki onlar sayesinde evet şu anda seviyorum ama eskiden sevmiyordum. Eskiden kim vardı diye düşünüyorum. Bak. Yaşamıyordur belki. Belki Çok de eskilere gidersen. öyle diyelim, konuyu Ama şu kapatalım. an evet çok güzel hani rapçi arkadaşlarım var ve çok güzel icra ediyorlar şarkılarını, eserlerini. Ve dinliyorum da arabada Mesela mesela. kimi dinliyorsun? Ezhel dinlerim. Ben Fero dinlerim. Ondan sonra Norm Ender dinlerim. Ve bayılırım. Çok da severim. Aa, ben de çok severim. Ondan sonra Ezhel gerçekten severim bu arada. Ya üçünü de çok seviyorum. Çünkü üçünün de kendine ayrı üslupları var. Ve çok güzel anlatıyorlar. Hani onların şarkılarını dinlediğimde sıkılmıyorum. Mesela
Onların şarkıları ya bir yerde çıksın ya da YouTube'dan kendim açıyorum direkt mesela. Son ses açıp böyle basa basa gidiyorum gaza basa basa. Yani eğlenceli. Onlar sayesinde sevdim açık söyleyeyim madem isim Anladım. verecektik. Evet ben bu insanlar sayesinde sevdim rap'i. Güzel. Ben de annesini çok seviyorum. Çok da zaten artık kendilerini kanıtlamış en Kesinlikle. iyi rapçiler diyebileceğimiz isimlerden Evet. örnek Ha, verdim. diğer arkadaşlarımız da var. Evet güzel Tabii ki. yapanlar var ama hani şu an gündemde hani onlar olduğu için Aynen yani öyle. ben onlar sayesinde sevdiğim için onları söyledim. Yoksa diğer arkadaşlarımdan da dinlediklerim oluyor tabii ki de. Tabii ki. Her müziğin iyi yapanı mutlaka Kesinlikle. sivriliyor ama öyle de bir şey var. Kesinlikle. Yani her türün sivrilen isimleri oluyor. Evet son zamanlarda zaten. Rap müziğinde onlar Evet. saydığın isimler İçine zaten. böyle bir arabesk, R&B falan da koyuyorlar. Çok güzel oluyor. Ben çok Ya beğeniyorum. seviyorsun ya. Ben tam sevmeyeceğim. Şu an seviyorum ama eskiden böyle değildi işte. Gerçekten değildi. Hani Yani sıkıcıydı, anlamıyorduk çünkü vır 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 konuşuyorlardı, ben yorum yapmıyorum. Olay sana patlasın biliyorsun. eyvah. Tamam, bu programdan sonra taşlanıyorum Ya manşetlere düşüyorsun valla. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Böyle hazır senden keskin cevaplar alıyorken sosyal medyadan fenomenler var mesela. aslında. Ya sen Sonra benim bütün yaralı oldum. Gel, gel kardeşim gel, soruyorum. sor. Böyle işte, takipçi sayısı belli bir rakama ulaşıyor. Belli Evet. bir işte izleyici kitlesi oluyor. Evet. Sosyal mecralardan video çekiyorlar. Sonra da hadi takipçimiz çok deyip şarkı çıkarıyorlar. Bu konu hakkında ne Bismillahirrahmanirrahim düşünüyorsun? diyorum, başlıyorum. Evet sevgili Oğuzhan Diyorsun Allah sendeyiz. şöyle. Ya şimdi fenomenler konusunda çok iyi fenomenler de var. Reymen nasıl Tabii kendini canım. parlattı ya da diğer sanatçı arkadaşlar var. Ama bunu iyiye kullananlar da var, kötüye kullananlar da var. Takipçileri milyon olmuş, bin olmuş onlar çok umurumda değil açıkçası. Önce onu söyleyeyim. Hani istediğin kadar milyonlarca takipçin olsun. Sen şimdi milyonlara kalkıp da argo kelime küfür ediyorsan eğer o insanlar da bunu beğeniyorsa buna diyecek bir şeyim yok. Ama onun dışında eğer sen o milyonları şarkınla yaptığın eserle hani kendini gösteriyorsun. Yani daha ne diyeyim önde saygıyla eğilirim böyle insanların ama evet güzel fenomenler de var. Ortama uymayan insanlar da var. Uymayan insanlar için de bir şey diyemeyeceğim. Hani halk görüyor zaten Tabii ne canım yaptıklarını, tutulmuyor ne yani. Mesela ettiklerini bizler de görüyorlar. ayırabiliyoruz iyi ve kötü Şuraya şarkıyı. koyduktan sonra şöyle bir güzel üstüne basıp geçiyorlar ve gidiyorlar. Gerçekten doğru Yapacak bir şey diyorum. yok buna da. Kendileri geldikleri gibi gidiyorlar açıkçası. Sosyal medyadan gelen en iyi isimlerden birinin Reymen olduğunu düşünüyorum. Evet, Çok da iyi kesinlikle. şarkılar çıkardı ve çok da Çok güzel severim kullandı. bak. Kaliteli gidiyor. Ben de. Değil mi? Aynen. Güzel, aynı fikirdeyiz, aynı Favoridir. yorumları yapıyoruz. Peki senin sosyal medyayla aran nasıl? Şimdi günümüzde bir sosyal medya mecrası var ve herkes oradan paylaşım yapıyor ve bunun Evet. çok da önemli olduğunu söylüyor herkes. Senin için de öyle mi? Yani tabii ki öyledir. Hayranlarına ulaşıyorsun en azından. Evet. Mesajlarını görüyorsun. Kullanıyor musun aktif? Açık söyleyeyim, eskiden ben sosyal medyayla çok arası olan bir insan değildim. O yüzden de çok acemi girdim aslında hani sosyal medya durumu içine. Şimdi bakıyorum eğlenceli geliyor. İnsanlar beni paylaşıyor, ben onları paylaşıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Böyle oldukça artık şey oldum. Hani şu ilkokul çocukları ders çalışmazlar, ellerinde telefon olur ya. Ben direkt böyle birileri bir şey Bakıyorsun. konuşurken bile interneti takip etmeye başladım. Bu durum beni hem rahatsız ediyor hem o içerik beni mutlu ediyor. Yani farklı bir durum var evet. Kullanıyorsun yani. Kullanıyorum. Yavaş yavaş zaten sosyal medyada tanınmaya başladım. Niye dersen çünkü daha önce benim bir projem yoktu. Daha önce böyle kendimi atıp da fenomenleşmek için bir video falan atmadım. Kişisel hesaptı gayet. Aile, dost, Kesinlikle. Aynen çok arkadaştı. mutlarsın. Şimdi bayağı bir açıldım diyorsun. Şimdi de fan sayfalarım oldu. Tabii beni de etiketliyorlar hemen. Oğuz Saras'ı geliyormuş falan diye. Ondan sonra bu sosyal medya isimleri verebiliyor muyum bilmiyorum ama güzel platformlarda gerçekten beni paylaşıyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de hemen alıp onları etiketliyorum. Ben de onları paylaşıyorum. Çünkü gurur verici bir şey yani. Hani çok hoşuma gidiyor. Takipçiler gelmeye başladı. Yazıyorlar. Elimden geldiğince cevap vermeye Veriyor musun çalışıyorum. gerçekten cevap? Gerçekten cevap veriyorum. Bazıları çok seviniyor ve çok üzülüyorum bazen biliyorsun. Ben çok duygusal bir insanım. Çok vicdanlı bir insanım. Aa Oğuz abi bana yazdı çok mutluyum deyince kendimi kötü hissediyorum aslında. Hadi Çünkü ya. ben değişik bir kafayım ya. Ne olacak benden bilmiyorum ama. Bunun ilerisinde ne olur bilmiyoruz. Ama elimden geldiğince ne kadar yoğun olsam da gördüğüm zamanlar cevap vermeyi düşünüyorum Ne yani. Bu güzel. böyle devam edecek Ne yani. güzel. Sevindim buna. Yani hayranların adına sevindim. Çünkü onlar gerçekten mutlu oluyorlar böyle ulaşabilince sizlere. Evet. Güzel oluyor.
Biz ama, de onlara ulaşmak istiyoruz inşallah. Yani. Konserler olur, şunlar bunlar. Evet artık ya, o programlar. Konuda ne düşünüyorsun? Tam böyle şarkı çıkardın, çok güzel ilerledi. Şimdi habire yasaklar geliyor, gelmek zorunda kalıyor. Sonra tekrar kalkıyor, bir şeyler oluyor. Biz de çözemiyoruz. Ya evet. Yani inşallah bir daha böyle hani bir an önce vakalar düşer, tamamen eskiye döneriz. Konser verin, biz de gelelim. Olacak mı? Sahnelerin var mı? Çünkü belli bir şu an 12'ye kadar müzik yasağı var ama 12'den sonra çalınmıyor hiçbir türlü ama 12'ye kadar her yer açık. Evet. Var mı bir Ya şunu şeyler? söyleyeyim. Hep hayallerden bahsettik. Bütün hayallerim gerçekleşti. Bir tek bu bölüm gerçekleşmedi. Çünkü ben de isterdim, projem çıktı, insanlarla kaynaşayım, sarılayım, gideyim konser yapayım, bir şey olsun, ama şu anda öyle bir durum zaten olamaz. Çünkü pandemiden dolayı hani sıkıntı yaşıyoruz, ama evet teklifler var. Hani belli bir saatlere kadar yapabiliriz. Bunların içinden değerlendireceğimiz çok güzel yerler var. Yakında inşallah bir konser takvimi Çıkacak. çıkartıyoruz Gizem Hanım'la. Bakalım. Yani inşallah güzel teklifler var. Bunları değerlendirerek insanların artık böyle hani çok dibinde olmasam da mesafeli bir şekilde şarkılarımı göz göze söylemek istiyorum yani. Artık hazırım buna yani. Çünkü artık gerçekten çok istiyorum. Daha ne söyleyebilirim? Vallahi sen hazırsın da inşallah, vallahi Türkiye'de bunu Artık hazırdır. bitsin Değil mi? ya. Bitsin, hepimiz Bitsin, çok lütfen daraldık. bitsin Evlere yani. kapandık. Olabildiğince az gidiyoruz. Biraz daha dikkat etsinler de bir an önce hep Evet, beraber lütfen aşalım dikkat edin. yani. Bir an önce aşalım. Gerçekten çok doğru ya. Vallahi ya. Neyse, az kaldı diyelim. Evet. Öyle düşünelim, pozitif Kesinlikle. düşünelim. Ve ondan sonra da böyle uzunca bir konser listesi takvimi. İnşallah. İnşallah çok istiyorum Neyse, ilk çünkü. konserine davet ediyor musun beni Oğuz? Onu söyle. Geliyor Ya muyuz? sen geleyim Vay. de Onur konuğumuz Tamam. olursun. Teşekkür ederim. Buradan aldık sözünü. İlk Tamam. konserde inşallah beraberiz. Bir yandan da mesajlarımız var seninle ilgili. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Tamam. Merhaba Oğuz Saral, çok güzel giyinmiş demiştiniz. Bak, az önce konuştuğumuz konu. Stylingçime teşekkür ediyorum. Şarkısı çok güzel diyenler var. Teşekkürler. Oğuz abi seni çok seviyorum. Ben Ceren Ben de sizi yazmış. seviyorum. Evet. Canlı şarkı söyleyecek mi demiş. Tam da bu konuya gelecektim. Bize Tamam. şöyle birazcık mırıldanabileceğin bir Tamam. şarkın, hangi şarkın var? Heves zaten dönüyor. Evet, evet zaten dinliyoruz. Ağlayı mı dinlesek acaba? Ağlayı kısa böyle bir Tamam, şey şöyle minik yapalım. böyle bize dinlerse kırmazsan sevinirim. Böyle kalp mi olur? Böyle vicdansız yürek mi olur? Benim gibi seven bir aptal çok zor bulunur. Ağla gözlerim ağla, ne kadar da safmışım, inanmıştım sana. Ağla yüreğim ağla, yanımdan gittin de kalbimdesin hala. Eminim ekranlar başında izleyen herkes de alkışlamıştır Çok kocaman teşekkür kocaman. ederim. Çok güzel. Bu şarkıyı kliplendirecek misin ilerleyen zamanlarda? Var mı böyle bir proje? Yani çok heyecanlandım. Bir kez şarkımı bir yerde canlı söyle. Ya tabii ki de bu şarkı çok özel. Hani her yerde söylediğim bir şey bu. Bu şarkı benim kalbim. Hani bu şarkıya aşırı değer veriyorum ben. Bu şarkının klibi de kendisi de çok özel olacak yani, diyebilirim ben size. Şimdiden kesin kafada kurulmuş o ki Kesinlikle. böyle cümleler geliyor. Değil mi? Çok. Herkes şöyle olsun, böyle olsun diye, ama benim kafamda zaten böyle bir şeyler belirlenmeye başladı aslında. Önemli olan o değil mi? Senin Evet. kafanda oturttuğun ve çünkü zaten sanatçıyla işte klibin uyumunu orada anlıyoruz. Aynen. Önemli olan Aynen. söyleyenin ne hissettiği, değil mi? Peki doğru şarkı seçerken nasıl ilerliyoruz? Yani şarkılar mesela geldiğinde, şimdi sen ilk şarkını Emre Kaya imzalı. Hani dinlediğinde işte birilerine sordun mu, birilerinin fikrini aldın mı? O şarkıyı seçerken nasıl bir süreç içine girdin? Doğru şarkı nedir? Nasıl oluşur senin kafanda? Ya aslında şimdi biraz egolu gibi olacak, ama kimsenin fikrine ihtiyacım olduğunu düşünmedim bu Estağfurullah. konuda. Bayağı açık sözlü olduğunu da kuliste duymuştum. Neden dersen, çünkü zaten işin profesörüne gittim. Tabii. Adam zaten sana özel bir şarkı yazıyor. Şimdi kalkıp da adam bana şarkı yazacak. Bir de adam profesör bu işte. Alacağım, götüreceğim. Diyeceğim ki canım bir bak bakalım bu şarkı Olmuş güzel mu? olmuş mu? Sen ne haddine buna yorum yapıyorsun? Bir dur yani. Çok iyi. Sen kim Sen yani? kimsin oğlum? Adam o kadar yazsın sana, gelsin o da şarkı kötü desin yani. Ona kabul edemem. Çünkü benim içime sindi. Dinleyenler de zaten bunu kabul etti. Zaten biz menajerimle beraber de hani
dinledik. Yani ekstra hani sonradan katılan müzisyen hani bu işin gerçekten böyle en iyi yerlerinde olan insanlar da dinledi sonrasında. Herkesten tam not aldığım için hani bir sıkıntı yaşamadım bu konuda. Hani akıl fikir almadım açıkçası. Tek Zaten akıl müzik aldığım kişi Emre profesörün ki. Kaya'ydı. O da şarkını yaptığı için Evet. hiçbir sorun olmadı. Aynen Oturtturdu her şeyi. doğru yolda Doğru. ilerledik. Tamam, güzel yorum. Peki senin müzik listende kimler var? Yani Oğuz Saral kimleri dinliyor? Oo. Playlistinde kimler var? Güzel yerden girdin. Evet. Yani Emre Kaya zaten var. Onu biliyor artık. Herkes artık anlamıştır. Emre Kaya dışında Sezen Aksu var. Çok severim. Aşığımdır hatta. Gülşen var. Aşırı fanatiyimdir. Ondan sonra Sertab Erener çok severim. Demet Akalın çok severim. Ondan sonra şimdi düşünüyorum. Listeyi gözden geçiriyorsun şu an. Şimdi en favorileri anlatmaya Tabii çalıştığım tabii. için aslında hani var çok sanatçı var hani bu tarzda hani kimler Dinlediğin. var ki tabii ki hani popçulardan tabii ki hani şu an gündemde Demet Akalın tabii ki hani Hande Yener var bak. Yani hele son zamanlarda çıkarttığı şarkılara bayılıyorum. Ondan sonra kimler var kimler var düşünüyorum. Erkek popçu da saymadım ama. Evet, Emre Kaya dışında popçu diyemedik. Oğuz Saral diyorum şu an. Olsa kendin mi dinliyor musun kendini? Yani özellikle açıp sürekli her sabah kendi şarkınla uyanıyor musun mesela? Ya şaka gibi kalk gideceksin. İnan o kadar çok kendimi dinliyorum ki. Hiç Yani beklemiyordum böyle bir cevap. Çok neden doğal. söyleyeyim mi? Gözümü açıyorum mesela telefonumu elime alıyorum. Bir etiket var bir şey var açıyorsun etiket müzikli. Direkt ben kendimi dinliyorum zaten. Hani o etiketi yapıyorum diğer arkadaşa geçiyorum onu da dinliyorum. Hani ondan sonra televizyonu açıyorum kendim çıkıyorum karşıma. Vallahi bak gerçekten başıma geliyor. Arabada radyoda çıkıyorum. Hani Kaçamıyorum istesem de diyor. Allah korusun kaçmak istiyor. Ne yapıyorsun sen? Dur kariyerimin son noktasını burada yaptırmalar. Hayır tabii ki de ama kendimi dinliyorum çünkü şu anda kendime adapte oldum. Tabii ki. Hani kendim dışında dinlediğim sanatçılar zaten az önce saydığım sanatçılar. Hani onlar da örnek aldığım sanatçılar. Hani tarzları, uslupları, görüşmeleri hani hoşuma gidiyor. Seviyorum. Erkek popçulardan Reynmen de dinliyorum mesela. Hani popçu bölümüne giriyor mu bilmiyorum hani. Hani o kadar şey değilim ama onu ayıracak kadar. Sosyal medyacılar diye yürüyormuş Ama Reynmen gerçekten çok dinliyorum. Rap dinliyorum. Az önce saydığım arkadaşlarımı dinliyorum. Hani çok güzel yapıyorlar. Hani var listem. Hani aslında kabarık liste. Hani. Arabesk dinliyor musun? Arabesk dinlerim tabii ki. Hiç saymadın da merak ettim. Yani şu aralar dinlemiyorum. Çünkü Müslüm Gürses filmini izledikten sonra. Oo. Bayağı ağır oldu bak bu. Aynen. Hani o dönemin arabeskçilerinden başka arabesk müzik dinleyemiyorum. Hani şeyleri de dinleyemiyorum aslında. Coverları da çok dinleyemiyorum. Çünkü direktmen sanatçı. Mesela Ferdi Tayfur ise Ferdi Tayfur'dur. Müslüm Gürses ise Müslüm Gürses'tir. İbrahim Tatlıses'teki Allah şifa versin programı başlıyor. Odur. Yani Bunu dinleyip cover yapıyormuşsun. ya yok. Öyle bir şey Düşünmüyor düşün. musun? Bence düşünmediğin için bu cümleleri kurdun ama. Yok normalde tabii ki ortamda söylüyorum. Hani bir sahne Tabii aldığında ki. söylüyordum ama hani şimdi ya onlar tabii bu cover'ı güzel yapan arkadaşlar da var ama ben ilk onlardan dinledim Sahibinden şarkılarını. dinleyeyim diyorsun. Bu takıntılar vardır bende ama bunları aşacağımı düşünüyorum. Düşünüyor musun? Evet. Güzel. Peki senin bir röportajında bir söz gördüm, çok hoşuma gitti. Ömürlük aşkı bekliyorum, ömrü günlük aşklardan sıkıldım. Nazım Hikmet. Evet, bunun üstüne konuşmuşsun birazcık aşkla ilgili. Var Evet. mı böyle bir şey? Bir aşk hayatına girelim. Biraz da magazin Ya sen konuş. çok iyisin işinde. Teşekkür Hiç ederim. sorma kardeş diye Şimdi de çok dertliyim dönüyorsun. ben bu işlerde falan diye. Yalnızım ben ya. Ya bana yazık ya. Bir bakın bana. Nereden bakılıyor? Bir bakın Bak ben şu kamera yalnızım. senin. Hayatımda hiç düzgün bir insan olmadı. Olanlar da hep gittiler. Hep sıkıntı yaşadım. Yani aşkı yaşayamadım. Aşkı tadamadım. Aşkın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Ve bunu yaşamak istiyorum. Hani günübirlik dediğim şey de evet günlük geliyor mesela. Aa canım cicim bebeğim aşkım. Ondan sonra ertesi gün yaptığı bir hareket o kadar kötü geliyor ki insana. Hani şey yapıyorum hani direktmen. Olmaz hani. Hani yaşam Hoşlanmadım. tarzı ya da hayata bakışı. Bir şey tanıdıkça insan soğur ya hani. Bir günde kendini belli eden insanlar da var. 5 günde belli edenler var. Dedim yani kişi analizim çok iyidir diye. Birinci ikinci günde zaten anlıyorum. Ondan da
direkt zaten şeklim kırgın bir şekilde dönüyorum yani. Ama aşk istiyorum. İstiyorsun yani. Kesinlikle istiyorum yani. Biri olsa da yazdırsa var. Sana değil mi? Ya yaparım. Ya yazdırmasa da gelsin beni hayatına yazdırsın ya, bir şey yaptırsın. Bak buradan bir manşet daha çıkar Oğuz. Çok güzel bir cümle. Olsun ya. Gerçekten hani aşk gerçekten insanı güzelleştiriyormuş yani. Ben de güzelleşmek istiyorum artık, gelsin birisi. Umarım doğru aşkı bulursun ya. İnşallah, sadece aşk acısı çekmek istemiyorum. Eğer öyle gelecekse hiç gelmesin. Hep duvam böyleydi. Onun çektin için gelmiyor aşk acısı? Platonik gibi oldu, yaşadım bunu. Yaşadın, tattın onu kıyısından ya köşesine. Ya zaten platonik aşk yaşayan insan yoktur. Herkes yaşamıştır mutlaka bunu. Evet, ben de dibine kadar yaşadım galiba bunu. Ha, karşılığını da aldım aslında ama gene platonik sayıyorum onu. Çünkü bir şey yaşamadım. Hı-hı. Hani bir mutluluk yaşamadım. Kendi kendime yaşadım o mutluluğu. Çok kötü bir şey yani. O yüzden de bir daha yaşamak istemiyorum hani, kötü tamam, bir şey. Evet, gerçekten. Ağlıyormuşum burada. Hadi programı eğlenceli başlıyor. Sonunda ağlayarak kapatıyormuşuz zaten. Valla doğru aşk önemli ya. Umarım buluruz. Doğru söylüyorsun. Bakalım. Oğuz abi doğum günün bugün, kutlar mısın demiş Gamze. Kesinlikle. Gamze, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlar, nice yaşlara, mutlu yıllara. Konuşamadım Gamze, heyecanlandırdın, enerjim çok iyi. Gamze'ye de güzel bir an olsun buradan. İyi senelerin olsun. Şarkısı çok güzel, bir daha dinleyecek miyiz demişsiniz. Program birazdan bittiğinde sonunda tekrar şarkı olacak. Sonra YouTube'dan da dinleyebilirler. Her evet, yerden, YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Müzik her platformdan ulaşabilirler değil dijital mi? Dijital platformların hepsinde varım. Harika, bu çok güzel bir şey. Hep sevgi dolu güzel mesajlar var. Soru olarak baktım, sorularımız var mı diye. Oğuz'a evet, bana olan... biraz soru gönderebilirsiniz mesela. Hazırım bak. Varsa hemen zor yazsın. Sorular göreceğiz. Şu an. Sorular... Her şeyi sorabilirsiniz. Sorabilir miyiz? Hazır açıldık diyorsun. Hepsini sor. Gönder aynen. Gelsin. Biz böyle samimi samimi gidiyoruz zaten. Bakalım soru gelirse bakarız. Peki ben böyle sana sorularımdan sorayım. Ne sorayım şöyle. Sorularıma baktım da hepsini sormuşum Oğuz. Zaman da o kadar ilerlemiş ki. Zaten programımızın bitmesine 2-3 dakika kalmış. Sen ne söylemek istersin bize? Ben ilk başta Milyon TV ailesine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir platform, çok güzel bir kanal. Hani çok güzel insanlarsınız. Arka plandaki insanlar da öyle. Enerjiniz çok iyi. Hani o yüzden de sizin de başarılarınızın devamını diliyorum. Dinleyicilerinize çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi dinledikleri, izledikleri için. Yani çok mutluyum burada olmaktan. Zaten ben hayallerim böyle bir yerlerde sizlerle konuşup şarkılarımı yorumlamaktı. Sizlerin sayesinde benim hayallerim gerçekleşiyor ve bu beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Ne güzel cümle kurdun. Sen de iyi ki varsın ki bugün iyi ki de konuk aldık seni. Enerjin ederim. Çok güzeldi. Teşekkür hiç ederim. Beklemediğim kadar iyiydi. Evet, şarkın hareketli, enerjisi yüksek ama acaba dedim konuk aldığında enerjisi nasıl? Bugün ilk defa yüz yüze geldik biz de evet. Senin. Enerjin çok yüksekmiş. Sizin onu de görmüş öyleydi oldum. Aslında. Çok Hani... keyifli bir program geçirdik. Yani bilmiyorum, hani çok iyi. Her şey çok güzel. Çok güzel gidiyor. Hani burası, diğer çıktığım TV programları, herkes çok güzeldi. Hani herkesin enerjisi çok iyiydi. Hani çok güzel bir iş yapıyorsunuz aslında. Sizin sayenizde zaten insanlar bizi tanıyor. Hani biz istediğimiz kadar dünyanın en güzel müziğini yapalım ama sizler sevmedikten sonra, sizler bizi insanlara yansıtmadığınız sürece insanlar bizi bilemezler ki, tanıyamazlar yani. O yüzden gerçekten hani müzisyenler adına kutsal bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz TV aracı ve oluyoruz. radyo. Güzel işlere aracı oluyoruz Kesinlikle. diyelim. TV ve radyo işi bence çok önemli nokta yani. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Böyle güzel isimlere, güzel seslere hep ihtiyacımız oluyordu. Teşekkür Sen ederim. Doğan da çıktın geldin, müzik piyasasına damganı vurdun. Daha da güzel işler gelecek gibi duruyor. Güzel projelerin gelecek gibi duruyor. İnşallah. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik çünkü biz Oğuz. Tekrar teşekkür ederim Ben sana, teşekkür ederim. bize Sağ aracı olasın. Olan sevgili Gizem'e, menajerine. Çok Kesinlikle baş teşekkür ediyoruz. kahraman. Adını baş kahraman koydum. evet, baş kahramanımız Gizem'e de teşekkür ederiz. Bizi buluşturdu seninle. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bütün Milyon TV izleyicilerine. Çok keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim tekrar. Ben de teşekkür ederim. O zaman senin şarkınla programımızı kapatalım. Evet. Kendi şarkını kendin anons et istersen. Sonra ben kapatayım tamam. programı. Evet, sıradaki şarkı Oğuz Saral, Heves. Yani ben. Dinleyin bizi. Milyon TV'de kalın, hoşça kalın. Bu haftalık benim programımdan bu kadar. Hoşça kalın, kendinize çok dikkat edin.